arkası yarın. Acı Gurbet 1. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt Montaj Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Muhterem Bey! Muhterem Bey! Ya, ne o? Muhterem, ne o Kürşat? He? Ne böyle ya? Nefes nefese kalmış. Babam yolladı beni muhterem mi? Keçilere hastalık gelmiş. Git muhtar emmine söyle dedi. Deme be. Peki hiç telef olan var mı? 3 tanesi telef oldu muhtar emmi. Vah vah vah. Gel gidip bir bakalım. Baban nerede şimdi? Ahırda. Hasta olan keçilerin yanında. Yürü yanına koş. Baba, muhtar emmiye getirdim. Gel muhtar, gel. Hurşit, ne oldu ya? Şimdi Kürşat'tan aldım haberi. Sorma muhtar. Kıran girdi hayvanlara. Teker teker telef oluyorlar. Vay vay, ne yapacağımı şaşırdım. Ya, ne yapsak? Bir baytar mı bulsak ha? Ne dersin? En yakın baytar Hizan'da muhtar. Nereden bulacaksın? O da yerinde ya vardır ya yoktur. Haklısın ben Hurşit. Ne yapacağız peki? Yapacak bir şey yok muhtar. Zehra lapa kaynattı verdik. Bekleyeceğiz artık. Peki hayvanların hepsi telef olursa? Ne yapalım? Allah büyük. Vallahi inan öyle üzüldüm ki Hurşit. Elimden gelen bir şey de yok ki. Kaldı ki bu köyde hayvanlardan en iyi anlayan oylu de sensin ya. Ne yapalım, kısmetten öteye gidilmiyor muhtar işte. Bizim varımız yoğumuz, geçim kaynağımız bu hayvanlar. Onların sütünden peynir yağ yapıp satıp geçiniyoruz. Eğer bunlar da telef olup giderse ne yaparız, ne yeriz, ne içeriz bilmiyorum. Ya. Hoş gelmişsin muhtar. Hoş geldin muhtar emmi. Hoş bulduk Zehra kadın. Hoş bulduk narin kızım. Az önce Kürşat söyledi. Hemen geldim. Ama hayvanların durumu pek iyi değil. Çok üzüldüm ya. Allah'tan geldi muhtar, ne yapalım. Keçinin durumu ne alemde Hurşit? İyi değil Zehra. Sanırım bu da telef olacak. Desene, bu da ölürse geriye kala kala 4 keçi kalacak ha. Öyle. 4 keçiyle ne yaparız ki baba? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Neyse, ben gideyim Hurşit. Yapabileceğim bir şey yok burada. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle muhtar, güle güle. Güle güle. Güle güle. Bu keçiden de hayır yok Zehra. Bu da ölecek. Neyse, burada böyle durmanın bir anlamı yok. Hadi eve gidelim de yemeğimizi yiyelim. Eline sağlık Zehra. Yemek çok güzeldi. Afiyet olsun. Bir tabak daha koyayım mı? Yok yok, bu kadar kâfi. Baba! Baba! Ne var Kürşat? Ne oldu? O can çekişen keçi var ya. O da öldü baba. Baş anam, o da mı öldü? Belliydi zaten. Geriye kala kala 4 tane hayvancık kaldı. Kışa da yeter, yaza da yeter. Zehra, çekip gidelim buralardan. Ne dedin sen? Çekip gidelim dedim. Artık bu köyde karnımız doymayacak biz. Oy, neler söylüyorsun sen adam. Nereye gidecekmişiz? İstanbul'a. İstanbul'a mı? He ya, baksana. Devecik Kazım zengin olmuş orada. Sonra pehlivan Arif. Daha sayayım mı? Gidenlerin hepsinin durumu biz köydekilerden çok iyi. Gidelim biz de çalışalım ha. Kürşat da çalışır. Ben de çalışırım baba. 18 yaşındayım artık. Hem Kazım Emin'in kızı da çalışıyormuş. He ya. Narin de çalışır. Evimize 3 yerden birden para girer. Orada bir gece kondu yaparız mı? He? Oh, deme keyfimizi. Etme Hurşit. İstanbul'u bilmeyiz etmeyiz. Bak, maceraya atma bizi. Bak dinle beni. Ben askerliğimi İstanbul'da yapmıştım. İyi bilirim o şehri Zehra. Gidersek yabancılık çektirmem size. Babam doğru diyor ana. Gidelim. Durmayalım bu köyde. Hem durup da ne yapacağız? Baksana hayvanlarımız hep telef oluyor. Sonunda aç açıkta kalacağız. He ya. Ben hiç durmayalım. Göçelim derim kadın. Hem bak. Kar da kalktı yollardan. Bineriz otobüse.
Önce Hizan, sonra Bitlis. Oradan da ver elini İstanbul'a. Ey kurban olduğum İstanbul. Delirmişsin sen efendi. Yalnız sen değil, bu çocuklar da delirmiş. Olmayacak hayaller kuruyorsunuz. Biz o koca şehirde ne yaparız ki? Kim tutar ki elimizden? Sürünürüz oralarda, sürünürüz. Ben buradan ayrılamam. Bak, ayrılmazmış. Ayrılmayıp da ne yapacaksın Zehra? Görmedin mi? Ahırda kala kala 4 keçi kaldı. Biz mi onları doyuracağız, yoksa onlar mı bizi doyuracak? Bitti bu iş, bitti. Artık bu köyde karın doyurmak nasip değil bize. Neden İstanbul'a gitmemize karşı çıkıyorsun ana? Kazım Emmi'nin kızı Safiye anlattı. Orada... De başlatma Kazım Emmi'nin kızından. Ne zamandan beri büyüklerin lafına karışıyorsun sen ha? Bağırma kıza Zehra. Elbette karışacak. Demokrasi var, fikrini söyleyecek. Gidelim baba. İnan hepimiz işin ucundan bir tuttuk mu... kısa zamanda Muhtar Davut kadar zengin oluruz orada. Geç canım. Muhtar Davut da ne ki? Şehir yerinde çalıştın mı... 1000 tane Muhtar Davut olursun. Koca İstanbul bu. Kolay mı? He? Hiç kolay değil. Hem de hiç. Satarız evimizdeki 4 keçiyi. Evi de verdik mi bayağı bir paramız olur ha? Bineriz gideriz. Orada kazandığımızla yeni bir hayat kurarız kendimize. Ben bir kere kasabaya indiğimde görmüştüm. Hilallere oturmaya gitmiştik ya. Orada televizyonda gördüm İstanbul'u. Ne büyük şehirmiş. Ne de çok camileri varmış. Hayran kalmıştım valla. Baba, İstanbul'a gidersek orada evimize televizyon da alırız değil mi? Alırız kızım, alırız. Her bir şeyden alırız. Sen bakma anana. Şimdi gitmemizi istemiyor ya. Gidince görürsünüz. Geri dönelim deseniz dönmez. Doğru valla. İstanbul herkesi bağrına basıp doyuruyor. Bizi mi fazla görecek yani? He? Doğru diyorsun babacığım. Gidelim buradan. Sus kız. İkide bir lafa girip duracağına şu sofrayı topla. Bulaşığı yıka, bir işe yara. Tamam ana, tamam. Ya, baba be. He. Eğer gidecek olsak İstanbul'da ne iş yapacağız? Ne iş bulursak onu yapacağız oğlum. İstanbul'da iş mi yok? Çok. Yeter ki biz çalışkan olalım. Alimallah elimizden her iş gelir. Çalışırız. İki misli hem de. He? görüyorsun artık buralarda hayat bitti. 2-3 hayvanla geçineceğiz diye canımız çıkıyor. Yarın bir gün o 4 keçi de ölürse hepten aç açıkta kalırız. He? Evet ama burası yine de bizim kendi malımız, kendi evimiz. Geçinip gidiyoruz işte. Eğer keçileri bahane ediyorsan sat gitsin. Peki sonra nasıl geçineceğiz? Bilal'in toprağını alır ekeriz. Kadın kızdırma ben. Bu çorak toprakta sanki ektiğin her şey çıkıyor mu yani? Hem ben topraktan anlamam. Ah, sanki toprağı alsak sen mi çalışacaksın? Irgat da benim, çoban da benim. İstanbul'a gitsek ne değişecek ki? Yine orada da çalışan ben olacağım. Bak niyeymiş o? Kazım'ın karısı geçen de gelişinde anlatmıştı, unuttun mu? Zavallı, el alemin evlerine gidip temizlikçilik yapıyormuş. Kazım da kahve köşelerinde akşamlara kadar pinekliyormuş. Tamam. Dırlanıp durma, sanki sordum da ha. Kes konuşma. Hani az önce demokrasi var diyordun. Sen ne zorbasın sen. Konuşmalarım senden yanaysa demokrasi var. Yok sana karşıysa demokrasi tükeniyor birden, öyle mi? He valla haklısın ana. Kes lan. Sen de kimden yanasın belli değil. Biliyor musun ana? İstanbul'da sular çeşmelerden akıyormuş. Hem de gürül gürül. Hadi oradan. Sanki gitmiş de görmüş gibi. Vallahi ana, sen bile kaç kere gördün televizyonlarda. Ayrıca kasabaya, Sağanlı'ya gittiğimizde de görmedik miydi? Boşuna çeneni yorma kızım. Anan gitmek istemiyor ya. Gördüğünü, bildiğini bile inkar eder artık. Hiç bile değil. Ben bu köyü seviyorum adam. Lan karı delirtme ben. Bak bu köyün nesini seviyorsun ki lan? Yol yok, su yok, elektrik yok, televizyon yok. Günlük gazeteler bile 3 gün sonra ulaşıyor buraya. He? Böyle bir köyün nesini seviyorsun anlamıyorum. Benim anam da, anamın anası da bu köyde doğmuştu. Benim yurdum, toprağım burası. Neden sevmeyeyim ki? Selamun aleyküm. Vay. Hoş gelmişsin Urşit emmi. Hoş bulduk Bilal. Ne haber, nasılsın? Nasıl olayım ki? Biliyorsun işte halimi.
duymuşsundur. Ya duydum emmi, duydum, muhtar söylediydi. Senin keçiler hep telef olmuş ha. He öyle, geriye kala kala dört keçim kaldı Bilal. Vah vah vah, ya ne diyeyim, Allah başka keder vermesin Mürşit emmi. Ya boş ver, olanla ölene çare bulunmaz bilirsin. Orası öyle emme, rızkımız mı kesildi ne burada bilemeyim. Kala kala dört keçi kaldı. Bunlar bir aileyi ne kadar geçindirir ki? Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi İstanbul'a göç edeceğim. Niye? Sahi mi söylüyorsun? He ya. Deme be. Yani kararlısın ha. Peki keçiler, sonra ev. Onları ne yapacaksın? Bir alıcı bulursam hemen satacağım. Sonra da çekip gideceğim. Vay be. Yani demek satacaksın ha. Şey yani diyorum ki, eğer fiyatta anlaşırsak ben alırım. Yani hani sırf sana bir yararım olsun diye. Ulan bile. Sen çıkarın olmadıkça kimsenin yararına bir şey yapmazsın. Bilmem lan ben. Vallahi seni şimdi çok ayıp ettin Urşit emmi ha. Neyse de bakalım dört keçiyle bir eve ne veriyorsun de bak. Satıcı sensin yani, sen koy adını. Yani inşallah o dört keçi de hasta filan değildir. Sonra evde sen yani böyle çökecekmiş gibi duruyor. Pek eski bir ev o. Lan Bilal, sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Senin köy dediğin hepsi 36 tane. Bak bakalım bir tane olsun yeni ev görebilecek miyim? Canım yani ben de böyle lafın gelişi olsun diye söyledim. Şimdi ben hepsine yani 80 milyon vereyim. Ne? 80 milyon mu dedin? Hem de drink para, drink. Yani sen he de ben cebimden çıkartıp sayacağım şimdi. Yok yok, aceleye gerek yok. Ben hele bir muhtarla da konuşayım bakalım o kaç para verecek. Canım bırak şu muhtarı bırak. Bak 20 daha veriyorum, hepsi 100 milyon bak, tamam anlaştık değil mi? Dur bakalım akşama cevabımı veririm ben sana. Hadi şimdi eyvallah. Bak söylemedi deme, akşama kadar beklerim, fazla beklemem. Hani yarın gelip diye al evimle keçiler mi dersen cayarım ha, ona göre. He tamam. Uyanam, ne ettim dedin sen? Bağırma avrat, bağırma. Evi de keçileri de sattım işte. Vah 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 vah. Peki kaça sattın, kime sattın? Bilal olacak o kapkaççı 100 milyon verdi. Muhtarla konuştum, o 150 milyona alırım dedi. Ben de tamam dedim. Peki parayı aldın mı baba? Hayır. Davut Ağa 3 güne kadar Bitlis'e gidecekmiş. Parası bankadaymış. Çekip getirecekmiş. Ha. Anlayacağınız haftaya bugünlerde yola çıkarız oğlum. Oo. Hazırlığınızı ona göre yapın bakayım hadi. Halt ettin Hurşit, halt ettin. De homurdanıp durma lan. Açık konuş be kadın. Ne konuşayım ki, olan olmuş artık. Konuşsam bile ne değişecek ki? Evi de hayvanları da satmışsın işte. Le havle, kötü söyletecek insan. Var mı başka çaremiz ha, var mı? Peki hiç düşündün mü ne yiyip ne içeceğiz oralarda? Bilmediğimiz yerde gurbetin ortasında ne yapacağız ha? Sen hiç gurbetin yüzünü bilir misin Urşit Efendi? Lan bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak ha? Herkes gurbette nasıl yapıyorsa biz de öyle yapacağız işte. Kazım nasıl yaptı ha? Kazım ha? Kazım. Tutturdum bir Kazım. Kazım yaptı diye sen de mi yapacaksın? Bana bak kadın, kafamın tasını attırma. Yahu kadın sen beni çıldırtacaksın mı ha? Bak hanım, artık karar verildi. Ta kaç nesildir oturduğumuz bu toprakları iki lokma daha fazla yemek için, biraz daha iyi yaşayabilmek için terk ediyoruz. Artık bu kararın geriye dönüşü yok. Evimizi de keçilerimizi de zattık. Birkaç gün sonra da göç edeceğiz. Bu yüzden surat asma. Buruklaşma. Gel bana destek ol. Moral ver. Allah büyüktür. Bize yardım ederdi. Ha? Böyle şeyler söyle. Biliyorum. Biliyorum. İnsanın doğduğu topraklardan kopması kolay şey değildir. Şimdi üzülüyorsun, ağlıyorsun ama göreceksin bak. O korktuğun gurbet karnını doyurunca sevineceksin Zehra. Hadi ağlayın da bizleri de üzme hanım. Ha? İyi güzel söylüyorsun da Urşit. Ne adetini biliriz, ne örfünü, ne yaşamalarını biliriz, ne başka şeylerini. Ne işimiz var bizim gurbette? İki lokma aş değil mi gereken? Allah bereket versin, onu burada da yiyoruz. Hadi bir kahve yap da içelim he. Peki. Baban kahve istedi. Cezveye su koy. Ana, neden göç etmemize karşı çıkıyor? İstanbul büyük şehir. Bakarsın biz de oralarda zenginliğin oluruz. Hayal bunlar, hayal. İyi kötü bu köyde de karnımızı doyuruyorduk. Sen öyle diyorsun ama hükümet de gidelim istermiş buralarda. Sus kız. Bilip bilmeden konuşma. Neden istesin hükümet? Ne bileyim ben? Geçen de babamlar konuşurken duymuştum. Ne konuşuyorlardı ki?
Devlet bizi eşkıyadan korumak için buralardan gitmemizi istiyormuş. Hadi be. Burada eşkıya mı var? Bizim köye hiç eşkıya geldiği görülmüş mü, duyulmuş mu? Hem gelse bile ne bulacak ki buralarda? Öyle deme ana. Onlar bir şey bulmak için gelmiyorlarmış. Sadece öldürmeye geliyorlarmış. Hükümeti de karşılarmış. Tamam tamam. Sen de babanın ağzıyla konuşuyorsun. Gidin de görün gününüzü Allah'ın gurbetinde. Fincanı ver. Buyur. Buyur kahveni. Sağ ol hanım. Diyelim ki gittik. He. Peki nerede yatıp kalkacağız? Ola. Kazım'ı buluruz. Bize yol gösterir. Orada araziyi beğeniyormuşsun. Sonra tuğlanı, harcını koyup evini yapıyormuşsun ya. Peki kimse bir şey demiyor muymuş baba? Yok canım. Kimsenin bir şey dediği yokmuş. Hem biz iki erkek evvelallah hallederiz bu işi, öyle değil mi? Hallederiz tabii baba. He, bir de iş bulduk mu? Allah! Değme keyfimize. Büyük şehirli oluruz vallahi. Oluruz tabii. Olanlar nasıl oluyorsa biz de oluruz baba. Baba, İstanbul Bitlis'ten büyük müdür? Ne diyorsun sen kızım? Bir İstanbul kaç tane Bitlis eder biliyor musun ha? Oho, orası hepimizi doyurur. Hiç merak etme, hiç. Acı Gurbet adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.